Abi inanılmaz bir şey. Hayat beni neden yoruyor? Karnıma şer geldi. La 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 la. Bilmek isteyen var mı? Yes, Kilios'tayız. Mecha SFX'e geldik. Burası manyak bir yer. Yunus hocamla birlikteyiz. Abi merhabalar, selamlar. Hoş geldiniz, selamlar. Hoş bulduk. Mesela bak film izliyoruz, dizi izliyoruz ya. Yönetmen diyor ya şu adam yansa çok güzel olur. Hemen yakıyoruz. Hemen yakıyorlar. Ya diyor ki ya şu arabaya takla attırın, şu araba havaya patlasın. Abi diyor şurada işte bir evi patlatalım, işte bir tane bizim karakter var çok artist. Adam sigarasını yakıp arkaya atıp evi patlatacak. Bilemiyoruz. Aynen. Direkt yapılıyor. Birini uçuralım. Hop! Var. Burada filmlerde, dizilerde aklınıza gelebilecek her türlü hizmet mevcut. Aynen öyle. Hocam? Elimizden geldiğince. Çok güzel. Bir de bak işin en güzeli bence bu aleti gerçekten CNC makinesinde sıfırdan yapıp motorunu takıp bu hale getiriyorlar. Hatta yazılım gerekiyorsa onu da yapıyorlar. Çok değişik şeyleri var. Mesela bu araca bir modifikasyon yapmışsınız abi. Uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorsun. Normal joystickle bu araba buradan ayrılıyor. Joystickle gidebilen bir araba haline geliyor. Nerede kullanıyorsunuz bunu? Tüm araç kaza simülasyonlarında ilk kaza testimizi bu araçla yapıyoruz. Diyorum dizi 2 sezon izledim. Adamın kendi arabası görünümünde dış kaplama mı yapıyorlar buna mesela? Aslında şöyle adamda oluyor. Range Rover var diyelim, ona takla attıracaklar. Nasıl süreç? İki versiyonumuz var bu durum için. Bir, gerçekten elimizde prodüksiyonel anlamda yürüyebilen bir Range Rover'ımız varsa roll bar, roll cage uygulamasını o aracın içine yapıp onu kamufle ediyoruz. Ve fiili o araçta o taklayı dublörümüz ama atıyor. Ama o araç perde çıkıyor sonrasında. Çıkıyor, evet. Ve devamında gerçek arabanın sıfır arabanın parasını verip bunu yapan var mı ya? Genelde sıfır olmuyor bizim ülkemizde. Ha, fakat okay. Uluslararası projelerde 3-4 tane yapıyorlar aynı aracın mı? Sıfırını parçaladığımız oluyor. Ziyan evet. Bana ver bir tanesini. Allah Allah. Evet. Diğeri de eğer elimizde yürür bir aracımız yoksa arkada başka bir aparatımızla aracı 1 saniyede 100 km civarında bir hıza çıkararak top mantığıyla çalışan bir aparatla istediğimiz kaza simülasyonunu yapıyoruz. Nasıl ya? Hurda motoru olmayan bir aracı ittiriyorsun. Evet. Aynen. Arabamızın içine gerekli aparatları ve güçlendirmeleri yapıyoruz. Ve çok ciddi bir süratle arabamızı bir köprüden uçacaksa oraya pozisyonluyoruz. Oradan aşağı uçuruyoruz veya bir yere çarpacaksa ya da iki araç, ikisi de hareketli aracı birbirine çarptırmak istiyorsak ikisini istediğimiz noktada buluşturup o kazayı yapıyoruz. Köprüden aşağı araba attınız mı? Attık. Bayağı evet. Köprüden aşağı. Evet ya, Boğaz Köprüsü değil bu tabii ama viyadük diyebiliriz bunlara. Normalde atıyorum senin kendi araban var diyelim. Başka bir takla sekansı çekeceksin. Bu aracı buradan indiriyoruz. Şurada zaten sıkma kısımları var görüyorsunuz. Herhangi bir aracı bunun üstüne koyup döndürebiliyoruz. Şimdi biz kendi aracımızı koymadık çünkü onun hazırlık süreci çok sürüyor. Normal bir arabayı buraya taktığında, bu sistem arabayı ters çevirdiğinde arabanın bütün hareket sensörleri çalışmaya başlıyor. Airbagler patlıyor. Olmaması gereken bir sürü şey oluyor. O yüzden işte bütün sensörlerini kapatmak, arabanın motorundaki, şanzımanındaki yağı, benzini boşaltmak çok önemli. Peki siz bunu söküp bir yere götürüyor musunuz? Farklı bir yerde yapmanız gerekiyor mu bunu? Genelde bütün ekipmanlarımız bizim ağır işlerle uğraştığımız için hep vinçle bir yerden bir yere nakledilip mekanda genelde kaza nerede reel kazayı yaptıysak simülatörlerde orada kullanılıyor. Neden? Aslen. Çünkü arka fon vesaire devamlık açısından öyle olması gerekiyor birçok zaman. Ama eğer arka fon bizim ulaşamayacağımız ve masada yapılacak bir fonsa o zaman burada bazen çekiyoruz. Kendi bahçemizde çekiyoruz. Ya zaten çekiyoruz. Şimdi sen bunu burada çekiyorsun bitmiyor. Bunu kurguda işte oturduğun koltuğu siliyorsun, yandaki cage'i siliyorsun, arkaya yeni bir arka plan ekliyorsun, onu trackliyorsun. Burada uğraşılandan belki 5 kat daha fazla posta uğraşıyor aslında kesinlikle. İnsanlar. Abi bir mıncıklayabilir miyim? Tabii ki. Bakkal amca kullanır bunu ya. İyi mi daha kalkayım mı? Nasıl isterseniz. Bu açıdan sonra istediğiniz şekilde dönebilirsiniz. Tamam. Ne kadar kalkıyor peki? Ortalama olarak 40 derece civarında kalkıyor. Daha bir hayli kalkabilirsiniz. Bildiğin roller coaster ya. Bizim yağ akmaya devam ediyor bu arada. Kökleyeyim mi? Evet. Hadi lan. Hadi lan. Saçmalık. Ben hala takla atıyorum. Bitmiyor bu viraj. Kardeşim araba düştü. Dönüyorum artık. Bir. Evet ya. Evet. Oğlum alet kopup da üstümüze gelecek gibi geliyor ama ondan korkuyorum. Abi inanılmaz bir şeymiş bu. Bilmek isteyen var mı? Bu tarz içinde insan olan
tüm cihazlar çarpı 6 güvenlik katsayısıyla imal edilmek zorundadır. Yani 6 kat fazla kilo taşıyabilirim. Aynen, onlarla testi yapılır. Sonra 6'da 1 kuvvetle kullanılır. Sizin bu aleti yapmanız ne kadar sürdü? Ortalama 1 ay. Güncel olarak değişen set tempomuzla 1 ay. Bir sürü projeye hizmet verdiğimiz için başka başka makineler aynı anda tasarlanıyor. Peki abi, bu aletin size maliyeti ne kadar oldu? Şöyle, hiçbir şey sıfırdan aslında yapmıyoruz. Elimizde başka bir cihazdan altyapısı olan sistemleri yeni sistemlere adapte ettiğimiz için genel olarak bunu modifiye ettik diyebiliriz. Modifiye masrafları da ortalama 400-500 bin aralığında oldu. Abi elinize sağlık vallahi, çok güzel. Önce bir dublörlerimize bakalım. Bir nasıl uçuyoruz? Ya istediğim zaman basabiliyorum değil mi? Ne zaman basayım? Sen istediğin zaman. Ne zaman basayım? Hiç beklenmedik ama şimdi çok beklendik bir an olacak ya. Gibi. Sen kaç kere yaptın abi bunu? Çok alışık yaklaşık mısın? Yaklaşık 60-70 sayamıyorum. 60-70 kere yapmışsındır. Evet. Hiçbir kaza yaşadın mı? Bir şey yaşadın Hiç mı? Hiç yaşamadım. Aksine keyif alıyorum bundan. Peki böyle en yüksek kaç metreden bunu denedi? Yaklaşık bir 4 metre falan olmuştur. 4-5 metre. Ya 60 metrelik vinçe taksanız oradan 60 metre çekseniz çok güzel olmaz mı? Bak! Bir şey diyeceğim. Sesi olaydan daha korkunç. Niye böyle? Ne bakıyorsun lan sen? Ben size bakmadım beyefendi. Ben geçmek istiyorum. Yol o tarafta sadece. Geçeceğim ben. Benim sizinle hiçbir derdim yok beyefendi. Kavga mı istiyorsun? Hayır kesinlikle hiç. Bak, kavgayla bir işim yok. Bak zaten kavga edecek olsam benim parmağım çok güçlü. Gerek yok. Bak çok gerginim. Hava sıcak. Patlayacağım burada. İstiyorsan seni alayım elime, bir güzel parçalayayım burada. Ne istiyorsun ben? Yok yok, bak beyefendi. Vur ya da bana. Hayır bak. Bak benim parmağım çok güçlü. Bak yapma diyorum sana. Yok bey bak sakin gel, bak eğri oturup doğru konuşalım. Bir sakin ol. Lütfen bak, bir sakin ol. Hiç gerek yok kavgaya. Ama sen konuştukça ben daha çok geriliyorum. Daha çok şiddetleniyorum. Bak istiyor musun? İstiyor musun? İstersen dene. Al lan. E hani? Biraz daha gelecek. Geç geliyor kafası. Bağlantıda sıkıntı çıkıyor bazen. Ben de istiyorum. Beni bağlayın. Şimdi harnesi giyiyoruz. Burada bu sefer yük çok aşağıya bineceği için bu alt takım taklavatı düzgün bir yere koyup ipleri de çocuğum olacak şekilde ayarladık. Olmayabilir çünkü yani o sıkışınca. Şu arkada bak, sistemini gösterelim. Piston aşağı iniyor arkada, ondan oluyor bu iş. Gerçekten piston var oğlum aşağıda arkada. O piston çekiyor onu. İpler de makara sisteminden pırt diye çekilince... Hoppa! Güzel. Çok uçtum. Bu kadar uçacağımı beklemiyordum. Bir daha. Oğlum, o abone olmayanlar var ya. O abone olmayanların hepsini yakalayacağım var ya, hepsini. Ya gel la oğlum, yetişemiyorum. Gel oğlum buraya, abone olmayan. Gel buraya gel. Abone olmayan. Benim bir işim çıktı. Ben gidiyorum. Obaley. Nasıl toparladım kendimi? Eve bundan yaptırsak mı bir tane? Abi peki bu sistemi, bu fırlatma sistemini nerelerde kullanıyoruz genelde? Aslında bu sistemi bir sürü farklı alanda kullanıyoruz. Öncelikle bunu normal tüm sinema, dizi ve reklam çekimlerinde olası uçma, fırlama, patlamaya reaksiyon olarak kullanabildiğimiz gibi sahne şovlarında oyuncuları ya da o an şarkı söyleyen sanatçıyı havalandırabiliyoruz. Farklı alanlarda bu durumu kullanabiliyoruz, evet. Arkada da bak bir cihaz var, gel onu da gösterelim. Bunu da siz yaptınız herhalde. Evet. Yüksek basınç ünitesi var. Trigger dediğimiz saniyeli ateşleyicisi var. Bir piston sistemiyle burada bir donanımdan geçiriyoruz. Kaç metre hareket vermek istiyorsak buradaki makaraların sayısını ona göre ayarlıyoruz. Daha fazla makaradan geçerse daha sert çekiyor. Daha az makara olursa daha yumuşak çekiyor işte. Kesinlikle. Güzel. Devam. Daha çok şey var oğlum.
Şimdi ben bunu hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yanacağız. Abi hoş geldin. İyi yanışlar diliyorum. Şimdi bir sürü malzememiz var. Ben hiç görmedim daha önce. Hani yanma işlemi nasıl yapılıyor filmlerde? İnsanlar nasıl full bedenen yanıyor, parça parça yakıyorlar ki hava 40 derece daha da... Şimdi gerçekten yanıyoruz değil mi bir kere? Evet, gerçekten yanıyoruz. Yani şey değil, farklı bir malzeme falan bir şey yok. Bildiğimiz ateşi direkt üstünde. Göreceğiz zaten. Biraz daha karışı düşük ateş bu. Hı hı. Biraz daha karışımdan ona göre yapıyoruz. Buradaki katmanları var zaten. Vücuttan uzak tutuyoruz ateşi. Kaç kat kıyafet giyiliyor mesela? Bir kat giydiriyoruz üstüne. Yağmurluk dediğimiz kısım ateşi dengelemesi için. Hı hı. Üzerine bir kat daha giydiriyoruz. Bir daha yağmurluk giydiriyoruz. Yani dört kat bir şey oldu. Yani tende aslında tene hiç değmiyor o yanan ateş. Tene değmiyor ama... Isı hissediyorsun. Tabii belirli bir saniyesi var. 15 ila 20 saniye arasında havanın durumuna göre içeri doğru. O vücuttaki ısıyı aldığı anda stand zaten kendini yere bırakıyor, sıfır noktasına bırakıyor. Aa, o kumaş mı yanmaya başlıyor peki? Bizim Q'muz var, ısıyı hissettiği anda direkt geri yatıyor, kendini yere bırakıyor. Wow, 15 saniyeymiş bunun limiti, 16. saniyede yanıyorsun. Sıkıntı. O yağmurluk. Yanmaz kostüm. Bunlar bu arada özel yünler, özel kumaşlar. Formula 1'de kullanılan yanmaz kıyafetlerin aynıları kullanılıyor. Üstüne özel bir jelle daha da yanmaz hale geliyor. Peki abi nasıl yapıyoruz? Şimdi giydireceğiz. Furkan, senin başına bir şey geldi mi? Yok, şu ana kadar gelmedi. Bu kadar tehlikeli bir şey yapıp başınıza bir şey gelmemiş olması aman Allah korusun. Abi giyinin, bekleyelim mi? Evet, hazırlığımızı yapalım. Çok iyi, tamam. Haydi. Evet, yanacak arkadaşımız burada hazırlanıyor. Burada biliyorsunuz profesyonel bir ekip var. Bütün güvenlik önlemleri alındı. Zaten onlarca yangın söndürücü var ve bu her gün burada yapılan bir iş olarak yapılıyor. Profesyonel olarak yapılıyor. Filmlere, dizilere hizmet veriliyor. O yüzden bir, YouTube sarı dolar gönderme. İki, vatandaş bunu evde deneme. Sakın, sakın. Geliyor, Furkan'ı yakıyoruz. İnşallah söndüreceğiz aynı şekilde. Wow! İyi misin? İyi. O şey mi oldu demek? Isı hissetmeye başladın değil mi? İyi misin? İyiyim. İyi misin Furkan? Hayır. Bakıyorum çıkar. Görsünler seni. Woo! Abi gördüm en deli dehşet şeylerden biri vallahi büyük cesaret. Yani bak şey bir üstündeki kıyafet gerçekten yandı bu arada. Üstü de yandı, altı da yandı. Senin altında da içlik var değil mi? Evet. Her yerinde var. Sağlamdı yani her yeri yandı. Evet, Allah'tan... Her yeri. Üzerine daha gelecektim. Enseden biraz hissettim. Yanma sahnesi çekmesek yani ateşine sağlık mı denir ne denir? Teşekkür ederiz Furkan. Ben de teşekkür ederim. Abi ya bir yanacak diye bir korktum ama hayırlısı. Beni de yakında. Hadi beni de. Benim ama ufak yakına. Bacak verebilirim. Sadece şu. Kol verebilirim. Burasını yaksa geçer. Ha yak abini. Tamam. Bak bir şey sürmene gerek yok buna. Yak direkt. Heyecanlı mısın? Yok. Ben ateş çok sevmem. Ben soğuk yerin adamıyım, insanıyım. Soğukçuyum ben. Kolunu biraz daha yandığın zaman, yanmaya başladığın zaman çünkü ateş parlayacak. Kolunu biraz daha uzakta tut kendini. Tamam. Bana bu oyunu verirsen yeterli. Tamam. Kendinden uzak tut. Tamam. Sol güneşten daha çok yanmış. Şimdi ha, o zaman şey o şu ameli yanığımı dengelemek için bir şey yapalım olmaz mı? Al. Hangisi istersen oraya geçeyim. O saatini çıkar istiyorsan. Uff. Ama insan kolunu seçemez ki böyle. Hangi kolunu daha seviyorsun diye kimse sormadı ki bana daha önce. Tamam ha sağ ol. Ben bu arada yanmaktan daha çok beni korkutan şey jel. Ben jel... Az sür ne olur az sür şu jeli ne olur. Beni şu an gerçekten alttan çakmakla yaksaydınız daha mutluydum şu an. Yeter. Sok. Karnıma jel geldi. Bir peçete verin Allah aşkına. Şöyle destekleyelim bir dakika ben seni destekleyeyim. Jel ya şu an nefret ediyorum o yüzden kendimden. İyi.
çık orada. Beni bu saatten sonra ister yakın, ister toplu başka bir şey yapın. Elim yanarsa elime bir şey oluyor mu? Elin yanmayacak, elinde cerrah var. Başlamaz mısın? Duruma göre dublörlük yapıyorsan 2, 3, 5, bir de artı tam... Bu! Güzel. Yanıyoruz. Güzel, şöyle Kadıköy'de geziyorum artık bundan sonra. İstiklal Caddesi'nde şöyle yürüyorum. Sesten korktum yemin ediyorum ya. Bu ses çok fena bir şey. Abi güzelmiş. Valla tahmin ettiğim kadar kötü değil. Yani. Hoşuma da gitti. Ama jel olmasa abi çok okeyim yanmaya. Jel olmadan olmaz ya. Yok, jelsiz oluyorsa ben okeyim ama jele değilim yani. 10 kere beni yak ama bir kere jel sürme. Şu berbat bir gönlü arada saçlar şeyler. Hadi geçtik divan. Şeker şişelerimiz var. Filmlerde böyle bir hırsız mesela camdan aşağı düşüyor, cama giriyor. Ya da işte biri alıyor şişeyi adamın kafasında kuruyor. Hep bu şeker şişelerle yapılıyor. Bunların da bir kalıbını çıkartıyorlar. Sonrasında şekeri içerisine döküyorlar. Böyle istedikleri şişeyi, camı, her türlü şeyi yapabiliyorlar. Bunlar normalden daha hassas, daha kırılgan. Güneşin altına koyduğun zaman bir süre sonra çatlıyor, erimeye başlıyor. Gel Çağlar, şimdi bizim ekip taş kağıt makas yapacağız. Kaybedenin kafasında kırıyoruz. İstediğin bireyi vurabilir. Kafaya tepeden vuruyoruz, tamam mı? Tamam. Hadi. Taş, kağıt, makas. Az sıçtı. Bir, taş. Taş. Hadi lan. Taş, kağıt, makas. İki. Taş, kağıt, makas. İki, bir. Taş, kağıt, makas. İki, iki. Taş, kağıt, makas. Üç, iki. Epic comeback. Gel buraya, gel. Hayır ya. Gel buraya, gel. Ama gel. Yavaş. Kafa gözünü. Kafama mı gözünü? Vurayım mı? Oğlum çok cani. Ben vuramam oğlum birinin kafasına bir şişesiyle. Korkuyorum yani. Ama hafif. Bak elini alsan anlarsın. Kendi kafana vursan daha kolay gelir mesela. Vuruyorum. Wow. Oğlum paramparça oldu. Bu kadar dağılmasın. Yeniyor mu abi bu? Bir şey olmuyormuş ama. Bir korku var. Ama bir çıtır böyle şey. Oğlum paramparça. Baksana çocuğun kafası paramparça. Hale bak. Furkan'da sıra. Yes. Hazır. Hadi. Taş, kağıt, makas. Bir. Bir. Taş, kağıt, makas. İki. Bir, bir. Bir, bir. Taş, kağıt, makas. 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 İki, bir. Taş, kağıt, makas. Üç. Gel, gel. Şöyle vursam olur mu? Gel, gel. Üçte üç gideceğim muhtemelen. Gideceğim gibi üçte üç. Taş, kağıt, makasa çalışmıştım arkadaşlar. Hadi. Ne kadar çalışıyorsam. Gel. Lan Allah'ın cezası. En cezası. Acımıyor değil mi? Sen biraz elinde koydun ama. Ya bir şöyle itekleme yapmışımdır maksimum. Ne yapmış olabilirim? Hiçbir şey yok ya. Tamam, ikide iki emir geliyor. Tamam. Gel sesle gel, komple gel. Paramparça her yer cam oldu bu arada. Taş, kağıt, makas. Bak bir. Taş, kağıt, makas. İki. Taş, kağıt, makas. Üç. Anlatma oldu iş. Emir. Nasıl böyle mi? Vur istediğin gibi vur. Hazır mısın abi? Evet. Üç, iki. Biraz sert mi vurdun sen? Sen biraz, ben insanlara böyle vurmadım. Gel buraya gel. Böyle yavaş yavaş vuruyorum ben. Adam topuz diye vurdu ya. Bir şey diyeceğim, buraya bak 100 tane bir şişesi getirin, hepsini tak 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 tak. Burası geliyor yüzüne. Çok hoşuma gitti. Var mı abi daha şişe? Ha, bir şişenin maliyeti ne kadar gerçekten? Şöyle, hazırda olan bir şeyse. Yani standarttır bunların. Bira şişesi, viski şişesi. İkisinin de fiyatını söyler misin abi, ne kadar? Hazır kalıbı varsa hazır sizde. Varsa adet fiyatı 1700 arası değil. Ne? Abi saçmalama. Abi geri. Abi 4 tane kırdık. 1700, 4, 2, 6100 liralık şişe mi kırdık biz? 1700 lira mı bunun tanesi? Baksana 1700 lira kırdım kafamda şu an. Olacak iş mi bu? 3400 lira oldu. Battık. Oğlum 6100 lira da önceden yıkmıştık. 9500 liralık şey mi kırdık biz? Bir sonraki özel efektimize geçiyoruz. Fışıp. İstanbul ortasında görünen esrarengiz fırtına herkesi şaşkınlığa düşürdü. 200 kilometre ile esen bu fırtına insana neler yapmaz, neler yapmaz kim bilir. Bu fırtınanın altında hayatta kalmak insanlık için çok zor. Neler oluyor? Zeus yapıyor bir şeyler ol. Hayat beni neden yoruyor? Hayat beni çok... Thank you.
çok güzel. Yaz aylarında serinlemek için birebir. Bayıldım. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle şey gibi, rüzgar tüneli gibi gerçi. Nasıl yapmışlar bunu? Ayağımın içinde kaldı galiba, evet. Oğlum çok iyi alet. İşte filmlerdeki, dizilerdeki böyle rüzgar uçuyor. Bu abi gerçi rüzgar uçuyor diye. Uçak kullanıyorum da bir efekti falan. Bir soralım bunu bak. Atmayayım ben kendi kafamdan. Fena mı düştüm, ne oldu? Biraz güçlüymüş. Bak bu alet saatte 200 km hıza çıkıyor. Daha da yükseğe çıkıyor ama. Burası. Abi kapatalım şey dükkanı. Oo, çok iyiydi. Çok iyi. Çok güzel uçuruyor. Bunu genelde hangi sahnelerde kullanıyorsunuz? Bunu genelde fırtına simülasyonlarında kullanıyoruz. Ortalama 200 kilometrelere kadar bir etki yaratabiliyor. Bir de bu mobil olması bunun abi çok kesinlikle güzel. Bunu araç arkasına takıp götürüyorsun. Atıyorum bir film çekiliyor. Ormanda bir sahne var. Ormanda işte 20 kişi savaşa gidiyor. Bunlara böyle bir fırtına çıkması gerekiyor. Basıyorsun bunu. Aynen. Aynı zamanda bununla beraber diğer atmosfer efektlerini de kullanabiliyoruz. Yağmurlama yapabiliyoruz. Yağmurla beraber rüzgar başlıyor. Karla birlikte, sisle birlikte. Tüm atmosfer efektlerini de kullanıyoruz. Abi bunda peki böyle bir soğuk hava üflemesini sağlayabilir miyiz bunun acaba? Önünden böyle bir püskürtülü bir sistem kesinlikle yapsak sağlarız. Soğuk kesinlikle su püskürtü sağlarız. Çok iyi. Bundan da alalım bir tane. Buradaki her şeyden ben bir tane istiyorum abi. Her şeyden alalım bir tane. Abi elinize sağlık. İyi ki ses çıkmayacak dediniz. Ses çıksa ne olacaktı acaba? Bir sonrakinden sonra bunun sessiz olduğu kanaatine var. Ha bu diğeri sesli olacak. Bak bu fünyeydi. Bu abi patlattığımız malzeme nedir? Normalde bizim sektörümüz için özel olarak dozajlanmış çok minimal düzeyde patlayıcılar. Çeşitli ölçeklerde, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere imal edilmiş. İşte vücut fünyeleri tahrip, fünyeleri kıvılcım, fünyeleri. Şimdi propanla birlikte bir patlama yapacağız. Wow. Asıl alevi oluşturacak şey propan olacak. Hazır mıyız? Patlatıyoruz. Tam arkamı aldık. Masayı öne çektik şimdi. Tam arkamda patlayacak. Bir tane propan tüpü var. Birazdan onu beşli yapacağız. Daha da büyük patlayacak. Hazır mıyız? 3. Kolu açıyorum. 2. 1. Oğlum ensem yandı lan. Oha! Ya buradan gördüm yani. Lensin yansımasından yaklaşabilir miyiz? Bak gel. Propan patlıyor. Daha doğrusu propan tüpü deliniyor. İçinden gaz çıkıyor. Üstteki barutlar yanıyor. O gazla barut kıvılcıma dönüşüyor. Puş, güzel bir patlama çıktı ya. Ha çok iyi oğlum. Bayağı bir ısı geldi lan. Evet. Şey nasıldı? Bayağı bir kıvılcım çıktı mı? Ben böyle çünkü bir aydınlanma gördüm orada yani. Şimdi bunun beşlisini yapıyoruz. Büyük olacak. Bu çok gürültülü ve çok büyük olacak. Kestim. Hazır mıyız? Çıktık. Çağla bir kayda girsene. Bak bir dön etrafı gör. Hadi. Ses kayıtta. Akıyor. Akıyor. Hazırız. Hadi. Oğlum şu an 75 açıdan çekiliyor zaten. Her kare sayısında çekiliyor bir kere yani. Hadi hazır mıyız? Hazır. Oğlum güzel patladı.
sanki. Bence bayağı iyi. Ben patlamalara alışım biliyorsun ya. Bir şey diyeceğim, bizi izlemek için yanda bir set daha vardı. Reklam filmi çekiyorlar. Onlar bile buraya geldi yani. Bir patlama olacak. Bak düşün hocam, sokakta inşaat var, yanda patlama var. Hangisini izlersin? Ben patlama izlerim yani. Yağıyor hocam. Bu şey bayağı sürüyor değil mi bunun yağması? Evet bayağı. Çok yükseğe çıktığı için tabii hayvan gibi yağıyor. Abi inanılmaz bir şey. Evet, videomuzu burada bitiriyoruz. Burayı abi muhakkak takip edin. Açıklama kısmında linkleri bırakıyoruz. Bir şeyler yapılıyor diye biliyordum ama bu kadar detaylı ve bu kadar kaliteli, profesyonel bir şekilde yapıldığını bilmiyordum. Abi çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Ellerinize sağlık, çok güzeldi. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Haydi, see you'lar.